kurtulacak mı dersiniz? Evet ama bir amnezyaya yol açabilir. Yani mazisini tamamen unutacak, öyle mi? Hiçbir şey hatırlayamayacak. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bana kendime ait hiçbir şey. Aklımda sadece masa, iskemle gibi şeyler var. Gerisi boşluk. Nasıl vurulduğunu da hatırlamıyor musun? Bak, gemici pantolonu bu. Bu da sana bir şey hatırlatmıyor mu? Hayır. Gemi. Yazık. Hafızanı tekrar kazanman bir zaman işi. Ama ani bir şokla da normal hale gelebilirsin. Bu şok tedavisini biz de yapabilirdik ama vücudun buna tahammül edebilecek vaziyette değil. Peki ben şimdi ne yapacağım? Şimdiki halde gayret sana düşüyor. Git dolaş. Eskiden bulunduğun yerleri ara. Dostlarını, akrabalarını sor. Belki onların yardımıyla hafızan canlanabilir. Fakat kimseyi hatırlayamıyorum. Tıp burada biter. Gerisi Allah'ın işi. Thank you.
Beni tanımamazlıktan mı geliyorsun? Sen beni tanıyor musun? Kaptanım, seni vurdular mı? Sen kimsin? Her şeyin değişmiş. Bu gözler senin değil. Beni tanıyor musun dedim. Neler söylüyorsun kaptan? Beraber geçirdiğimiz günleri unutmak mı istiyorsun? Hele son gün. Seni iskeleye kadar götürmüştüm. Hemen dönerim dediğin halde sözünü tutmadın. Seni çok bekledim. Demek bana yakın olan birisin ha? Bundan şüphe mi ediyorsun? Ben hastayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu bana her şeyi karanlık gösteriyor. Benden bıktın. Beni artık sevmiyorsun. İnan bana. Bu yara bütün hatıralarımı yok etti. Ama beni tanıyan birini bulduğum için memnunum. Bana kendime gelmem için yardım edersin değil mi? İnanmıyorum. Numara yapıyorsun. Sana ne diye yalan söyleyeyim? Halim sana bir şey anlatmıyor mu? Gel. Neresi bu? Tezgah. Bütün bunlar sana hiçbir şey hatırlatmıyor mu? Hayır. Tuhaf şey, bu kapı eşiğinden birkaç defa geçmiş gibiyim. Gir. İçeri gir. Hadi yine hatırlamadım de bakayım. Peki bu cekete ne diyeceksin? Bu pantolonun ceketi değil mi bu? Ondan ben getirdim buraya. Benim herhalde. Senin herhalde ha? Peki bu kimi? Bilmiyorum.
Kaptan, kaptan ne oldu sana? Yanlış anlama. Buraya gelmedim değil mi? Ama kafamın içi öyle karanlık ki. Darılma, hastalık bu. Allah kahretsin, amnezya diyorlarmış. Öldüreceklermiş seni. Çabuk anlat bana, nasıl oldu bu? Doktor kurşun dedi. Ama buranı kimse görmediği için o da fazla bir şey bilmiyor. Peki, seni nasıl tanıdığımı anlatmamı ister misin? Ama ben de fazla bir şey bilmiyorum. Bak dinle. Geçen aydı. Çarşıda midye satıyordum. Kör Hüseyin'in oraya uğramıştım. Sen bir kenarda oturmuş kafa çekiyordun. Midye dedim. Otur hepsini satın alırım diye cevap verdin. Çabuk ahbap olduk. Fakat kendinden hiç bahsetmedin. Sadece bir motorun olduğunu öğrendim. Onu da arada sırada motoruna gidiyordun da. Sonra beraber 10 gün bu evde yaşadık. Evlenecektik. Sen söylemiştin. Hemen dönecektin. Evlenip burada yerleşecektik. Hatırla. Ne olur. Anlat. Sonra gittin. Aradan haftalar geçti. Beni aldattığına artık iyiden iyiye inanmaya başlamıştım. Benimle eğlendi diyordum. Ama bugün seni görünce... İsmim neydi? Söylemedin ki. Herkes seni kaptan diye çağırıyordu. Burada 10 günlük bir işim mi vardı benim? Senin de bir şey bildiğin yok. Ben kimim? Kim attı bu kurşunu bana? Niçin attı? Nereye? Hayır, gitme. Hatırlamasam da olur. Yeni baştan başlarız her şeye. Gitme. Kim olduğunu bilmediğin bir adamı nasıl seveceksin? Kal. Seni seviyorum. Nen var. Hasta mısın? Niye uyumadın? Bilmem. Anlamıyorum. Başımda bir boşluk var. Bazen tuhaf, bilmediğim hayaller geliyor gözümün önüne. Kaçıyormuş onu. Kovalanıyormuşum gibi bir his. Bırak artık bunları. Çok uzakta. Bulanık, uzayıp giden film gibi bir şeyler görüyorum. Anlaşılmayan karartılar. Hadi içeri gel. Uyumaya çalış biraz. Sen git. Bu hayaller beni bırakmaz. Ben onlardan biraz da hoşlanıyorum galiba. Gel, ne olur. Ne var? Ne oluyorsun gene? Gidiyorum. Gene mi bu laflar? Sonra yine gelirim. Bu gördüğüm, ürktüğüm şeyleri öğrenmem lazım. Hayır, bırakmam seni. Anladın mı? Bırakmam. Gene gelirim. Zaten sakat bir adamla hayatını nasıl birleştirirsin?
gidersen bir daha gelmezsin. Üstelik hastasın da. Bu vaziyette nasıl gidebilirsin? Gitmem lazım. Gidersen? Hayır, elimden kurtulamazsın. Seviyorum seni. Gitmeyeceksin. Anladın mı? Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Oh, gitme. Ne olursun gitme. 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 Gidemedin. Evet. Sen de seviyorsun beni. İşte bize bu lazım. Birbirimizi sevdikten sonra her şeye katlanabiliriz. Yeni bir hayata başlayabiliriz. Yeni doğmuş çocuklar gibi mesut bir yuva kurarız kendimize. Yapabilir miyiz bunu? Yapabiliriz. Göreceksin, her şey yeni, her şey temiz olacak. Bu akşam ne kadar balık var? Emine! Emine!
ya, bir versin artık paramı. Geç kaldım valla. Geç kaldım biliyorum ama ne yapayım, herif sarhoş. Ben gidip isteyeceğim. Aman çalış, gel bakalım gülüm gel. Anladık ben. Ya gideceksin. Gidersin ya, bizim de gönlümüzü yapsan ne olur sanki. Bırak sersen. Bırakacağım, bırakacağım. Ay. Ya. O herife gelince şapır şupur da, bize gelince Allah şükür mü yani? Aman deli sen de. At bakalım bizim de. Tek başına insan olmaz mı? Gel yahu, ne oldu be? Gel. Hoppala, bu ne? Gel yahu, ne oldu? Ooo, kavala ya. Hadi gidelim. Dur bakalım. Hindi gibi kabarma öyle. Hık! Ne asılıyorsun kıza? Bak delikanlı, içmek istiyorsan iç ama edebinle iç. Sonra... Edebim ne ha? Ben gösteririm şimdi sana edebi. Beyler, sizin de keyfinizi kaçırdım ama ben istemedim. Gidelim. Amma sulu herifti ya. Bir muhteleş gibi yattı kalktı ya. Tabii senin gitmen, satışı senin yapman daha doğru olur. Öyle yapalım bundan sonra. İki haftadır senden hiçbir haber almadım. Enişten seni bulabilmek için epey dolaştı. Şimdi öğrenmiş bulunuyorum ki bir kızla beraber yaşıyormuşsun. Evini, karını bırakıp gitmen için ortada ne sebep vardı? Ya çocukların? Onları hiç düşünmedin mi? Aklını başına al, hemen eve dön. Çocuklarınla beraber seni bekleyen karın. Doğru mu bu? Sen nereden biliyor burada olduğunu? Bilmem. Niye daha evvel söylemedin evli olduğunu? Benim hayatımı yıkmaya hakkın var mı? Benden bunu niçin sakladın? Sakladığım bir şey yok. Evli olduğumu bile hatırlamıyorum. Hiç olmazsa bunu hatırlasaydın. Şimdi... Yiyecek misin? Bilmem. Sabah oluyor. Görüyorum. Hiç uyumadım bu gece. Karını düşünüyorsun, değil mi? Çocuklarımı. Ne yapacağız? Kaptan. Bilir miyim? Karım, çocuklarım. Kim bunlar? Kaç yaşındalar? Mesut muydum? Bunlar vardı da evvelce seninle niye evlenmek istedim? Hiçbir şey anlamadım. Kaptan, beni bırakma. Bırakma beni. Gitme. Burada yeni bir hayatımız var. Biz birbirimizi seviyoruz. Gitme. Bilmediğin, hatırlayamadığın insanların arasında nasıl yaşayabilirsin? Ya gelirlerse?
gelmezler. Nereden bilecekler? Mektup. Gidelim. Bizi bulamayacakları kadar uzak bir yere gidelim. Orada yeniden. Evet, orada yeniden başlarız yaşamaya. Ne varsa toplayalım. Götürebileceğimiz kadarını. Hemen çıkalım yola. Hadi, hemen, şimdi. Kaptan, kap. Babacığım. Neredesin? Ne zamandan beri çocuklar seni istiyorlar? Bana gelmesen bile onların ne günahı var? Enişte, hani göbeğim çatladı seni buluncaya kadar. Eve gel baba, kardeşlerim de bekliyor. Hadi gidelim artık. Ama ben... Çocuklar, onların ağlayabileceğini hiç düşünmemiştim. Git. Hayır. Git. Onların sana ihtiyacı var. Teyze, beni anneme götüreceksin değil mi? Bütün dediklerini yaptım. Bu çocuk... Allah kahretsin. Dokunma. Söyle yavrum, söyle. Hayır. Hadi yavrum. Söyle. Niye kızıyorlar? İki gündür annemi görmedim. Sen aldırma. Niye kızıyorlar? Çocuk o. Her dediklerini yaptım. Götürmeyecekler mi beni? Annemi özledim. Sen... Canım bak, gel bizimle. Seni düşünmesek, iyiliğini istemesek... Defol! Pekala, kal bakalım burada. Pişman olur musun, olmaz mısın?
Ben sana benimle çatışmayı anlatırım. Hiçbir şey anlamıyorum. Kim bunlar? Neden seni götürmek istiyorlar? Bak kaptan. Polise gitsek, desek ki bize rahat vermiyorlar. Onlar anlar elbet bunun ne olduğunu. Anlarlar ama... Gidelim. Bu huzursuzluğu keselim artık. Ben de düşündüm bunu. Fakat korkuyorum. Acaba diyorum kendi kendime. Acaba eskiden bilmediğim bazı kötü işlere burnumu mu soktum? Sonra hiç hatırlamadığım bir mazi için hapiste yatarsam. Niye? Sen ne kötülük yapabilirsin? Bilemiyorum. Eğer hiçbir şey yoksa... bu adamlar niye peşimi bırakmıyorlar? Belki. Belki ne? Anlamıyorum. Daha doğrusu... senin bir kötülük yapacağına inanmak istemiyorum. Ben de. Peki ne yapacağız? O adam seni tehdit etti. Her şey yapabilir. Demin tabanca çekti. Kaptan, kaptan. Ne var? Bir koku, bir yanık. Sen duymuyor musun? Evet, nereden geliyor? Koş! Belki kıymetli değildi ama kaç sene uğraşmıştım bunlar için. Benim yüzümden oldu. Yok. Onlar fena insanlar. Tekrar yaparız. Beraber çalışırız gene. Gene yakacaklar. Gene her şeyi. Ben gitmeliyim. Yalnız kalırsan dokunmazlar. Gitme. Gitme, ben her şeye razıyım. Korkacağız ama korka korka da olsa yeniden yapacağız bu işi. Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin değil mi? Ama hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar ki. Olsun. Ne olursa olsun.
Sen olanları hatırlayıncaya kadar bu tehlikeyi göğüs gerebiliriz. Beraber olduktan sonra. Her zaman dikkatli bulunmak lazım. Kaptan sen misin? Aklın başına gelmedi mi daha? Aklını başına toplamadın mı daha dedim? Sen! Rahat dur. Yumuldarsan temizlerim. Sana evvelce de efendi gibi söyledim anlamadın. Bir daha soruyorum. Gelecek misin benimle? Gelecek misin? Sen ne istiyorsun benden? Niye peşimi bırakmıyorsun? Kimsin sen? Bana yapma.
Sen benim kim olduğumu, ne yapmak istediğimi de pekala biliyorsun. Bilmiyorum. Hem geçmişte bir şeyimiz olmuşsa bile hatırlayamıyorum. Hastayım ben. Bırak artık peşimi. Sen o salaz numaralarını doktora yutturursun. Ben yemem bunları. Sen gelecek misin? Yoksa gelmeyecek misin? Bana bak. Kim olduğunu bilmiyorum ama çek arabanı buradan. Vur bakalım kabadayı. Atlar su içiyor daha. Öyle ikide bir de kabarmanın bana pek pahalıya oturacağını aklın kesmedi mi? Bela çıkarmasan olmaz mı? Hepsi şerik. Nedir benden işte? Söyle sen. Nedir işte? Dur. Rezil edin. Seni buralarda gör. Hadi defol. Seni bir daha buralarda görürüm. Seni bir daha buralarda yakalarsam parçalarım. Anlıyor musun? Bunu ödeterim sana. Tatlı su kamadayısı seni. Ver adamın. Defol! Koşun sersemler!
Emine! Emine! Kaptan! Bırak beni, kaç! Kaç! Sen kaç! Geliyorlar! Emine! Emine! Kayaya dönelim. Çıkacağız. Bakacağız. Kaptan! Durun. Kaptan! Kaptan yuvarlandı! Oradan düşmüş. Ölecek mi acaba? Kızı yakalayın. Kadınlar geldi. Artık bir şey yapamayız. Kızı götürelim. Thank you.
Şükür Allah'a bir şey olmamış. Hadi biraz su getirin. Nasıl olmamış? Baksana başı kan içinde. Ah, kurtuluyor canım. Kurtuluyor ama ister misin ölsün Allah? Yok yok yok, bir şey olmaz. Emine. Yat evladım, birden bırakalım. Öyle açık sırayet edin. Neredeyim ben? Zavallı delirdi, görüyor musunuz başımıza geleni? Ah ah. O kalpazan Emine mi kaçırdı? Mahmut da onun adı. Hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Yok canım, başı yarıldı da ondan, deli falan değil. Dur gitme ya. Dur nerede? Azıcık istirahat et ya. Benim işim değil, hem tekne küçük dedim. Bana çok para teklif etti. Şaşırdım, ne getireceğim diye sordum. Hiç dedi. Sadece miras meselesi, kimse duymadan halletmek istiyorum dedi. Para çok iyiydi. 4 kişiyle hareket ettik. Buraya gelince bir hafta 10 gün bekleyeceksin, sonra döneceğiz dediler. Ama kimseye bir şey söyleme. Mal tespiti yapacağız, anlaşılmasın. Hatta ismini bile verme dediler. Pek anlamadım ama ses de çıkarmadım. Burada kaldığım müddet bir kızla tanıştım. Evlenmeye karar verdik. Gidip 2 güne kadar dönecektim. Fakat budalalık ettim. Adamlardan para alacağım diye kıza bile adımı söylemedim. 10 gün kadar böyle geçti. Günün birinde bizimkiler yine çıka geldiler. Yola koyulduk. Sinirli bir halleri var. Sokuldum, kanuna aykırı bir şey yapmışlarsa ihbar edeceğimi, kirli işlere girmeyeceğimi bildirdim kendilerine. Evvela böyle bir iş yapmadık dediler, sonra halleri korkulu bir şekil aldı. Ne de olsa kalabalıktılar. Yanlarında giderken götüme çarpmayan bir çanta vardı. Birden anladım. Birinin elleri matbaa mürekkebine bulanmıştı. Kalpazandı. Kimsenin kendilerini bulamayacağı bir yerde para basmışlardı. Açıktan açığa söylemedim tabii. Fakat kötü işlere ortak olmayacağımı, böyle bir işin farkına vardığım takdirde polise haber vereceğimi laf arasında bildirdim. Bir kere daha hata etmiştim. Geceki hallerinden İstanbul'a gelince hesabımı göreceklerini sezer gibi oldum. Rıhtıma sabaha karşı vardık. Başları olan adamın talimat verdiği bir anda çantayı kaptım. Tophane merkezi çok yakındı. Oraya doğru koşmaya başladım. İlkin şaşırdılar. Sonra bütün emeklerinin boşa çıkacağını anlayınca takibe koyuldular. Ateş edemezler diyordu. Ne de olsa şehrin içindeydik. Koşmamı onlara göre ayarlayarak kendilerini de karakola doğru sürüklemek istiyordum. Birden sarsıldım. Başımda bir yanma oldu. Kanıyordu ben. Tekrar koşmaya başladım. Sağ tarafımda demir bir direk vardı. Çantayı taşıyamayacağımı anladım ve onun içine sakladım. Bir canavar duydum. Devriye gezen polis arabasından silah seslerini işitmiş olacaklardı. O tarafa doğru biraz daha gayret ettim. Artık son gayretimle koşuyordum. Sese tamamen yaklaştığım zaman kendimi kaybetmişim. Sonra herhalde paranın yerini öğrenmek için peşimi bırakmadılar. Hafızamı kaybettiğime inanmıyor, gidip parayı almamı bekliyorlardı. Hakikaten hasta olduğumu anladıkları zaman serbestçe tazyik edebilecekleri bir yere götürmek için her hileye başvurdular. Sonunda kızı kaçırdılar. Nereye kaçırdılar bilmem. Dere yolundaki dik kayalıktan aşağı yuvarlandı. Bayılmışım. Çamaşır yıkayan kadınlar beni ayırttılar. Bu yeni şok bana hafızamı kazandırdı.
Şimdi her şeyi apaydınlık görüyorum. Kızı kaçırmakta maksat ne? Kızla alışverişleri yok. Bana paranın yerini söyletmek için yapmışlardı. Peki bu işlerde senin böyle namuslu kaldığını nereden anlayalım? Benim gözüm olsaydı o parada gelip haber verir miydim? Ben çok gördüm senin gibilerini. Aranızda bir hır çıktı mı hemen birbirinizi ihbar edersiniz. Emine onların elinde. Evvela onu kurtaralım. Sonra gene benimle hesaplaşırsın. Yok canım. Demek hiçbir şey taklit etmeden hemen yola çıkalım, öyle mi? Vakit yok diyorum size. Anlamıyor musunuz? Vakit yok. Emine onların elinde. Her fenalığı yapabilirler kızı. Kıvranma gülüm. Şimdi nerede sedamlar seninki? İsmail boşuna harcamaz iki tekliği. Trakonya. Çocuğa tembih ettin değil mi adam akıllı? Geliyor bile. Yalan. Yalan söylüyorsun. Yalan ha? Görürsün şimdi. Kuzu gibi geliyor salak. Hazır olun. Kaptan. Gelme, tuzak bu, gelme. Pekala, kazandım. Geç şöyle. Rıza, kapıyı tut. Sen niye geldin? Aşk. Gelmemeliydi değil mi? Korktu. Benim şakaya gelmediğimi anladı. Neyse kısa keselim. Nereye sakladın çantayı? Kızı. Evvela kızı bırak. Vay. Evet. Ben buraya onun için geldim. Onu bırakmazsan konuşur muyum? Hala tehdit mi? Hayır. Kızı bırak yalnız. Konuşacak mısın bırakırsam? Elinde değil miyim? Pekala. İsmail, çöz kızı. Hayır. Evvela gitsin o. Gitmem. Seni bırakmam bunlarla. Hadi. Hayır. Hadi. Boşuna vakit kaybettirme. Zaten ikinizin de... Patron! Dışarıda bir şeyler oluyor. Nasıl? Haber mi verdin? Söylemiştim daha evvel. Peki. Sen kurtulacak mısın buradan? Patron! Patron sarıldık! İçeri kimseyi bırakmayın. Pekala. Katil daha ağır bir suçlu. Öyle mi? Hayır. Ayrılın. Emine, uzaklaş. Hayır. Sıktınız artık. Ateş ederseniz temizlerim ikisini de. Teslim ol, yoksa pişman olursun. Yat! Yat Emine!
Ölmüş komiser bey. Geçmiş olsun. Thank you.